Affedersiniz, siz kalleş misiniz? Evet evet, kalleş. Hani şu Türk filmlerinde Cüneyt Arkın'a 4-5 kişi saldıran paralı köpekler, kalleşler var ya, işte onlardan. Türk filmlerinde, önceki videolarımda da söz ettim. Türk filmlerinde o kalleşlere biz toplum olarak yuhaladık. Cüneyt Arkın'ın yanında yer aldık ya da iyinin yanında yer aldık. Peki gerçek hayatta 4 kişi, 5 kişi bir kişiye saldırabiliyor. Ya bunlar da satın alınmış köpekler, yani kalleşler ya da korkaklıktan tek başına birinin karşısına çıkmaya cesaret edemediği için arkadaşlarını toplayıp 4-5 kişi bir kişiye dalıyorlar ve onu hastanelik ediyorlar. Çok oldu. Dünkü videomda da söz ettim. Barış Atay'a saldırdı 4-5 kahraman vatan evladı zannediyorlar kendilerini ama Türk filmlerinde biz bunlara kalleş köpekler diyoruz. Ben demiyorum. Türk filmlerinde toplum, Türk halkı onlara öyle diyor. Bir kişiye eğer 4-5 kişi aynı anda saldırıyorsa bu bir kalleşliktir. Türk toplumunda mazlumun yanında yer alır Türk toplumu. Öyle değil mi? Ama Barış Atay'a 4-5 kişi birden saldırdı. Kalleşçe. Birebir saldırsalar belki yine de döverler Barış Atay'ı ya da Barış Atay birebir saldırsa onları halledebilir. Ama Bruce Lee değil ki, yani Barış Atay Bruce Lee değil ki ya da Cüneyt Arkın değil ki 4-5 kişiyi aynı anda halletsin. Bruce Lee filmlerinde bunu hallediyordu. Cüneyt abimiz de hallediyordu. Ha, bir de İrlandalı boksör vardı, anımsarsınız, birkaç yıl önce üzerine saldıran esnafları 4-5-6-7 esnafı teker teker nakavt etmişti. Ama bunu herkes yapamıyor. Sözün özü, eğer bir kişiye 4-5 kişi aynı anda saldırıyorsa bu bir kalleşliktir, alçaklıktır. Bunu ben demiyorum. Toplumumuz, Türk toplumu, Anadolu toplumu, Anadolu'da yaşayan insanlarımız bunu böyle tanımlıyor. Eğer bir kişiye 4-5 kişi saldırıyorsa bu bir kalleşliktir, köpekliktir, aşağılık, korkaklıktır. Ama Barış Atay'a 4 kişi, 5 kişi saldırdı. Daha önce gazeteci Ahmet Hakan'a da saldırmışlardı böyle 3-4 kişi. Zannedersem öyle anımsıyorum. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na grup halinde saldırmışlardı. İşte buna kalleşlik, alçaklık, köpeklik denir. Tabii buradaki köpekleri bildiğimiz kuçuları kastetmiyorum. Karakteristik anlamda köpeklik, aşağılık olarak niteliyorum. Biliyorsunuz sokak köpekleri de sürü halinde dolaşırlar ve sıkıştırdıkları kedileri ya da yalnız köpekleri parçalayabilirler. Sürü halinde. Oysa tek başına bir şey yapamazlar. Ne diyoruz? Hı? Bunun açıklaması var mı? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Giresun'daki sel bölgesinde, afet bölgesinde ziyaret gerçekleştirdi ve dünkü videomda da biraz söz etmiştim. Orada açıklamalar yaptı, ilginç konuşmalar yaptı. Fakat dünkü videonun tamamını izlememiştim. Sonra izledim ve dikkatimi çekti ki birçok kişi sosyal medyada da bunu gündeme getirdi. Recep Tayyip Erdoğan ilginç açıklamalar, ilginç şeyler söyledi orada. Kime söyledi? Kalabalığa, toplanan AK Partililer mi? Nasıl yani? Yani bu pandemi döneminde AK Partililer toplandılar. Pandemiyi, koronavirüsü umursamadan Recep Tayyip Erdoğan için oraya geldiler ve onu dinlediler. Ve sonunda Sayın Cumhurbaşkanı onlara jest yaptı, çay dağıttı, çay fırlattı. Abi bir dakika, pandemideyiz. Pandemi kurallarına uymadan nasıl geldiler oraya, nasıl toplandılar, kim göz yumdu onların oraya gelmesini? İşte bütün mesele bu. Pandemi nedeniyle 30 Ağustos kutlamaları kısıtlandı, halka açık yapılmadı ama Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Giresun'da afet bölgesinde halka seslendi ve kalabalıklar toplandı. Sonunda da kalabalıklara çay dağıttı. Tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Giresun'da virüs yok mu? Virüs Giresun'a uğramıyor mu? AK Partilileri virüs etkilemiyor mu? Covid-19 AK Partililer için risk teşkil etmiyor mu? Önceki videolarımda söz etmiştim. Recep Tayyip Erdoğan en büyük kötülüğü kendi seçmenine yapıyor. Kendi seçmenini oraya topladı. Tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi. Tıpkı 15 Temmuz kutlamalarında ya da anma etkinliklerinde olduğu gibi. Herhangi bir kısıtlama, herhangi bir engelleme yapılmadı, gerçekleşmedi. Ve önümüzdeki günlerde göreceksiniz Giresun'da Covid-19 virüs yayılacak ve masum insanlar belki de hayatlarını kaybedecekler. Belki de yoğun bakımda kalacaklar ama iyileşecekler. Umarım yanılırım. İnşallah onlara virüs bulaşmaz. Ama dedim ya, Recep Tayyip Erdoğan çok büyük bir kötülük yapıyor. Çok büyük bir fenalık yapıyor kendi halkına, kendi seçmenine, kendi tabanına. Sırf kendi ideolojisi için kendi halkını, kendi çıkarlarına alet ediyor. Aslında çok bir şey söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Her şey apaçık ortada. Recep Tayyip Erdoğan Giresun'da miting düzenliyor. Her yerde toplu etkinlik yapmak yasak ama Recep Tayyip Erdoğan için AK Partililer feda ediliyor. AK Parti seçmeni, AK Parti tabanı feda ediliyor. Virüse açık hale geliyor. Sadece o da değil aslında. O virüsü kapan insanlar evlerine gidecekler, otobüslere binecekler, bakkala, markete gidecekler ve oradaki insanlara yayacaklar. Şu anda virüs inanılmaz şekilde yayılıyor arkadaşlar. Virüs yayılıyor. Ne kadar ölüm olduğu tam olarak açıklanmıyor. Virüsün kaç kişiye bulaştığı açıklanmıyor. Bugün öğrendim. Etrafımda komşumuzun damadı 65 yaşlarında koronavirüsten yaşamını yitirmiş. Ve sağlık çalışanı olan yine komşumuzun hanımı koronavirüs tedavisi görmüş. Virüs yayılıyor. Recep Tayyip Erdoğan hiçbir şeyi umursamadan Giresun'da kalabalıklara sesleniyor, onlara çay dağıtıyor. İnsanlar birbirini yiyor. Şunu yapamaz mıydı Recep Tayyip Erdoğan? Sosyal mesafeyi gözeterek o çayları sıraya girerek vatandaşlara dağıtamaz mıydı? İşte o görüntü. İşte o görüntüye iyi bakın arkadaşlar. O görüntü var ya, o görüntü Türkiye'nin acı gerçeğini ortaya çıkarıyor. Türkiye muz cumhuriyeti haline geldi diye başlık atmıştım dünkü videoda. Acaba haksızlık mı ediyorum diye düşünmüştüm ama o görüntüleri bir daha izledikten sonra biz muz cumhuriyeti bile değiliz. Afrika'da balta girmemiş ormanlarda bile insanları sıraya sokabilirsiniz. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı, uzatacağı çayları almak için insanlar birbirinin üzerine tırmandı, çıktı. Ve bunlar 2020 Türkiye'sinde yaşanıyor. Koronavirüs varmış, pandemiymiş, Covid-19'muş. Kimsenin umurunda değil. Hele Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç umurunda değil. Eğer umurunda olsaydı Ayasofya'nın açılışında öyle bir coşku, öyle bir kalabalık toplamazdı. Ve insanların hayatını riske atmazdı. Ve 15 Temmuz kutlamaları ya da anmaları için kısıtlama getirirdi. Tıpkı 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta kısıtlama getirdiği gibi ve 29 Ekim kutlamalarında kısıtlama getireceği gibi orada da kısıtlama getirirdi. Neden getirmedi? Çünkü propaganda yapacak. Cumhurbaşkanının propagandaya ihtiyacı mı var bugün? Demek ki var. Demek ki işler hiç iyi gitmiyor Sayın Cumhurbaşkanının tarafında ya da onun etrafında ya da çevresinde. Demek ki hala bir şeyleri anlatma derdinde ama sürekli yanlış yapıyor, sürekli hata yapıyor ve kendi seçmenini, kendi tabanını ve Türkiye halkını, hepimizi riske atıyor. Virüs azalacağı yerde giderek çoğalıyor, artıyor, bulaşıyor. Sana da bulaşacak, bana da bulaşacak. Bulaşamaz demiyorum. Çünkü senin almadığın tedbir gün gelecek beni de bulacak, beni de yakalayacak, sevdiklerini de yakalayacak, belki sevdiklerini senden koparacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın bunlar umurunda bile değil. Eğer umurunda olsaydı Giresun'daki o çağ dışı görüntüleri, o ilkel görüntüleri görmezdik, yaşamazdık. Biz SND ekibi olarak biraz kalabalık toplandı röportaj yaparken bize Bursa Osman Gazi Belediyesi zabıtaları ceza kesti. Neymiş? Pandemi kurallarına uymamışız diye. Ama Recep Tayyip Erdoğan miting yaptı mı ya da 15 Temmuz'u kutladık, kutlayacağız ya da Ayasofya'nın açılışına gideceğiz diye pandemi hak getire. Dediğim gibi hepimiz risk altındayız. Çünkü seni, beni, bizi umursayan birileri yok başımızda. Hepimiz tehlikedeyiz. Hepimiz risk altındayız. Virüs hepimizin canını yakacak eğer böyle giderse. Eğer susarsan, eğer itiraz etmezsen, eğer ben sesimi yükseltiyorum diye bana kızacaksan bana kızma kardeşim. O mitingi düzenleyen, organize eden, Anıtkabir'de Recep Tayyip Erdoğan'a naralar atanlara kız. Onu organize edene kız. Ben sadece söylüyorum. Bu videoları yapmaya, düzenli olarak yapmaya başladığımda ilk söylediğim şeydi. Bu kanalda, bu kamera karşısında her şeyi konuşmaya söz vermiştim ve her şeyi konuşuyorum. Arada komedi de yapmaya çalışıyorum. Kapasitem yettiğince. Seviyorsun ya da sevmiyorsun, hoşlanıyorsun ya da hoşlanmıyorsun. Eğer söylediklerim seni rahatsız ediyorsa hala güle güle kardeşim. Bu kanalda sana göre hiçbir şey yok. Haydi hayırlı işler.